Hayırlı sabahlar olsun sarı kızım. Ah benim güzel kızım. Bayramım gelmesine sayılı gün kaldı. Aslanım vatan borcunu ödedi. Gelir birkaç güne. Gene kalabalık olacağız. Hep beraber. Seni de bir everdik mi? Ah güzel kızım benim. Bir tane kızım. Şimdi anam çoktan uyanmış sarı kızla muhabbete başlamıştır. Sarı kız? Bizim inek, emektar. Annem ya, ne kim konuşuyor? Hem de her sabah. Bir görsen inek dalınıyor sanırsın ha. Nasıl burnumda tütüyor bir bilsen. O gülüşü, bakışı. Bana diye sarılışı. Ah sarı kız ah. Aynı rahmetli babası. Hık demiş burnundan düşmüş. Güzel oğlum. Yiğit oğlum. Aslanım. Hele böyle sağ salim bir dönse Allah'ın izniyle. Ona köyün en güzel kızını alacağım. Hemen gücenme sarı kız. Sana da şöyle güçlü kuvvetli bir öküz bulurum elbet. Bayramımı eğleyeyim. Sonra seni de baş göz edeceğim söz. Ay bayramımın boy boy bebeleri senin de yavruların olur. Kalabalık bir aile oluruz ne güzel. Ne diyorsun sarı kız? Hayırlısı ana. Bismillahirrahmanirrahim. Korkma kız ana benim. Kız Allah canını almasın senin cadı. Şaka yaptım anacığım şaka. Hiç böyle şaka mı olurmuş? Sarı kız dile geldi sandım tövbe tövbe. Vallahi bu gidişle dile gelirse hiç şaşırma ana. Günde 3 öğün muhabbetimiz var. Sana bir kötek atarım görürsün günlü. Hadi git çay koy. tertip. Şafak iki ne yapacaksın önce? Köylük yer be Zonguldaklı. Ne yaparsın ki? Tavuk işine gireyim diyorum. Tamam da tavukla bitmiyor ki o iş. Onlara yer lazım. Kuluçka makinesi lazım. Yem lazım. Ya para lazım o iş oğlum. Onları da düşündük herhalde be kardeşim. Kredi çekeyim diyorum ama... Ama? Aması annemi ikna etmem lazım. Yangın var!
Bana da böyle çeyiz edeceksin mi? Etmem mi deli kız? Ana, babamla birbirinize nasıl sevdalandınız anlatsana. Ay kız bin defa anlattım ya. Olsun, bir daha anlat. Olur. O yaz Karataş çok sıcaktı. Öyle sıcaktı ki toprak yanıyordu sanki. Ekinler yanıyordu. Tarlalar yanıyordu. Cehennem gökten kara taşa düşmüştü sanki. Öyle zamanlarda yılanlar toprakta dolanır. Sıcağın kahrını gelir sokar, senden alır. Ben de sen yaşlarda varım yok. Babamla toprak değiliz. Göremedim. Kör olasıca bir yılan gelip koluma yapıştı. Ben de can havliyle söküp aldım. Savurdum engeri. Zehir gözlerime kapkara bir sürme gibi çökerken ilk yılanın başına vurduğu taşı gördüm. Her yanıma ateş düşmüştü sanki. Canım içimden çekiliyordu. Artık ne dilimde ses ne de yüreğimde nefes kalmıştı ki. Kolumdan bir el tuttu. İçine baktım. Güneş gibiydi gözüm. Gözleri gözlerime değdiğinde dünya durdu. Dereler akmaz. Ekinler rüzgarla savrulmaz oldu sanki. İçimdeki zehri atarken yüreğime sevdasını koymuştum. Sahibi işte kızım. Ciğerleri duman dolmuş, oksijensiz kalmış biraz. Ama iyi olacak, merak etmeyin. Ya anamla babam? Onlar nasıllar? Baba bugün dağlar. Allah rızası için bir şey söyleyin. İyiler mi? Kurtuldular mı? Siz şimdi biraz dinlenin. Doğru. Bir şey söyleyeyim.
Kurtuldular değil mi? Söyleyin! Başınız sağ olsun, kurtaramadık. Yok. Yok, ölmediler. Ölmediler değil mi? Yaşıyorlar değil mi? Doktor bey bir şey söyleyin. Ölmediler değil. İyiler değil mi? Kurtuldular değil mi? Ne olur yaşıyorlar değil, ne olur. Maalesef kurtaramadık. Yok, yaşıyorlar. Yaşıyorlar. Lütfen siz dışarı çıkın. Bırakın beni. Ölemezler. O asker. O asker. Onları da kurtardı asker. Doktor bey. Yazık vallahi kıza. Allah sabır versin. Amin. Durumu nasıl? İfade için bu gece pek uygun değil üstü eminim. Halini siz de gördünüz. İfadesini yarın alsanız daha iyi olur. Peki tamam. Bayram. Emret komutanım. Siz İlyas'la burada kalın. Emredersiniz komutanım. Salim gelsin Allah'ın izniyle. Düğünlü derneğini anlı yapacağım. Ana. Sen Zahide'yi alacağım diyorsun da. Bakalım abim he diyecek mi? Diyecek. Beni kırar mı hiç aslanım? Gönül bu ana. Ya abimin gönlü başkasındaysa? Başkasında olmaz benim bayramım gönlü. Hem Zahide. Buraların en güzel kızı. Hem güzel. Hem de 10 parmağımda 10 marifet var. İyi de anacığım, Zahide ne der bu işe? Bilmem ki. Kızım, senin bu bayramda gönlün var mı yok mu? Sen hele onu de bana önce ha. Hayırdır, ana kız diziz oturmuş. Ne çekiştiriyorsunuz gene? Oğlum, er kişi öyle her meseleyi bilmez. Mühim bir şey konuşuyoruz burada bacınla. Bak. Neymiş bakayım o er kişinin bilemeyeceği mühim mesele? Zamanı gelince öğrenirsin. İyi o zaman. Biz de zamanı bekleriz. Ben sana bardak getireyim abi. Sofrada bardak var ya bacım. O kirlenmiştir. Ben sana misafirleri ayırdığımızdan getireceğim. Hey olsun.
korkma ne olur. Ben üstünü örteyim diye. Ben anamla baban için de onları kurtarmak için de oraya girmek istedim. Onları da kurtarmak istedim ama olmadı, yapamadım. Kardeşimi de kurtaran sendin değil mi? Allah razı olsun senden. Bizim için kendi canını yok saydın. Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Ben şimdi onu nasıl söyleyeceğim? Anamızla babamızın öldüğünü nasıl diyeceğim? Çok acıyacak canım. Önce bir şey anlamayacak. Babam öldüğünde 10 yaşındaydım. İlk duyduğunda işte buz kesiyorsun. Ama üşümüyorsun. Anlamıyorsun önce. Onu gömüp de eve geldikten sonra o toprağın altından nasıl kalkacak da eve gelecek diye düşünüyorsun. Birkaç gün, birkaç hafta gelir diye umut ediyorsun. Gelmiyor. Önce gülüşünü unutuyorsun. Sonra sesini, bakışını, boynu bükük duruşunu unutuyorsun. Sonra? Sonra. Kokusu. Kokusu da bitti mi anlıyorsun. Alışıyorsun işte. Ölüm böyle bir şey yani. Hayat böyle bir şey. Az kaldı az. Bayramım bir iki güne dönecek. Gelip kurulacak başımıza inşallah. Aslanım benim. Bayram geleceğini duyunca tarladaki yılanlar bile pusup gizlendi vallahi. Gülürsünüz hele, gülün. Bayramım bir gelsin, o zaman göreceksiniz siz bizi. Ne ekinler toplayacağız. Bir de koca öküz aldık mıydı? Evelallah sırtımız daha da yere gelmez Allah'ın izniyle. İnşallah Allah, hele sağ salim gelsin de. Ah, bayramın bebeleri de olacak. Çok çalışmamız gerek, çok. Bir de traktör aldık mıydı? Iracı hala da buradaymış. Nasılsın Iracı hala? Sen kendi işine baksana deli acele. Sana da hayırlı sabahlar. Iracı hala benim. Oğlum. Sen bizi burada koyuver. Gerisini yürürüz biz bacınla. Ya anacığım. Koskoca traktör var altımızda. Hem ben Hacer'i anasını yürüttü dedirtmem öyle dosta düşmana karşı. Babasının traktörü sanki. Traktörmüş. Beyşehir'e geldi. Tövbe tövbe. Yanaşma. Oğlum dur. İndir sen bizi. İndir hadi. İyi ana ne yapayım sen bilirsin. Ya.
Bu arada Aracı ana gözün aydın. Geliyormuş senin karakuzun. Sen eksik aklınla bayramı nasıl laf edersin ha? Geliyor ya, geliyor. Namusuyla, şerefiyle askerliğini bitirdi, geliyor. Seni sevdiğinden takılıyor, ahrettik. Aman boş ver. Senin oğlun olmasa ben bilirdim ne edeceğimi ama neyse. Konuştun mu kızla? Sahide'nin de gönlü var bu işe. Biraz canım bayramında kimin gönlü olmaz. Taşı sıksa suyunu çıkarır. Bana bak kız. Şu senin deli aceli. O kahve üstü denen iblisin aklına uyup Zahide'yi vermem diye işi bozarsın. Bak gönül koyacağım ama Irazca. Ne zaman geliyormuş Ayşe? Bir iki güne gelir. Hayırlısı artık. Ya hayırlısı. Arkaları da bir iyice temizleyin ha, göreyim sizi. Lan oğlum hiç mi görmüyorsunuz, hiç mi bakmıyorsunuz şuraya ya? Çatır çatır kurumuş ya, Allah Allah. Depoya da iyice bir bakın. Gel lan sen bakayım, gel gel. Bu kasalar niye hala burada duruyor, niye götürmüyorsun? Götürüyorum beyim. Götürüyormuş. Anca laf, anca laf. Bakın hepiniz beni iyi dinleyin ha. Az laf, çok iş. Anladınız mı? Hadi Necip Bey görmeden kaldır götürsünler, hadi gözüm görmesin. Bak hala dinleniyor. Hadi lan göstereyim. Hemen beyim. Kuzular ne oldu lan? Kuzuları Hacelerle Cetiye beyim. Sabah şerifleri hayırlı olsun Esna mı? Senin de olsun, senin de olsun. Tam istediği gibi. Aferin lan acele. Ya benim Hüsnü emin bir emir şey edecek. Ben de yerine getirmeyeceğim. Ya Allah aşkına görünmüş sen Hüsnü emin. Hadi oyalanmadan indir şunları hadi. Baş üstüne. Sen de işin bitince gel bir çayımı iç. Ya yavaş biraz yavaş. Zaten ateş de çevrilecek. Ürkütmeden indirin Sabi'yi. Geç, geç, geç. Remziye Hanım. Buyur. Oda hazır mı? Odayı hazırlamak benim görevim değil Hikmet Hanım. Ben bu konakta kimin ne iş yaptığını çok iyi biliyorum Remziye Hanım. Oda hazır mı? Hazır. Ha. Necip Bey ile Elif kalktılar. Kahvaltıları hazırlansın. Ya sabır ya selamet. Onlar beyefendi ve küçük hanım için. Ne var bey içindeyse? Ben de bir nevi bey değil miyim bu konakta? Oraya buraya koşturmaktan açlıktan geberdim be. Ama Remzi abla. Hadi sen işine bak. Geç kız geç. Heytan diyor, al şu tepsiyi, geçir kafasına. Yani iki lokma bir şey yedim diye mi bu avra tavra ya? Sana demiyorum be Hüsnü. Hikmet olacak o kart çadı. Sabah sabah bir avra tavra. Yok o da hazır mıymış, yok kahvaltı tam olsunmuş. Sana yemin olsun, ya ben o karıyı bu konaktan göndereceğim... ya da helvasını tek başıma böyle kendim kavuracağım. Aman gözünü seveyim Remzi'ye, bir şeye karışma, ölecekse kendi özeliyle ölsün gitsin ya. Ölsün, yoksa ben öldüreceğim o cadıyı. Necip Bey zaten kızının yüzü suyu hürmetine itibar ediyor o kadına. Bulaşma, hepimizin başını belaya sokarsın. Senin yerinde ben olacaktım ki. Ama sende iş yok. Yok ona bulaşma, yok onunla dalaşma. Başka bir halt bildiğin yok ki senin.
Şimdi de hastalıklı Nesrin Hanım çıktı başımıza. Şşş, o nasıl laf, kız bir duyan olacak. Öldüm sıcaktan. Ama hanımefendiye dokunuyor demiştiniz efendim. Boş ver ne dediğimi. Hazır uyumuşken aç biraz. Piştim burada. Hazırlıklar tamam mı Hikmet anne? Tamam kızım. Nesrin yengem için çok üzülüyorum. Sorma yavrum. Ben de çok üzülüyorum. Hiçbir kurtuluş ümidi yok muymuş? Yani doktorlar yine de Allah'tan ümit kesilmez demişler ama. Ah zavallım. Gencecik kadıncağız. Üstelik iyi yürekli, temiz kalpli. Kamuran amcama fazla. O ne biçim laf Elif? Çok ayıp. Kamuran amcam üstelik. Tamam tamam. Biraz vurdum duymazdır. Lafını da bilmez bazen. Avaredir. Biraz da huysuzdur. Ama amcandır. Böyle konuşman doğru değil. İyi peki peki. Efendim abi. İyiyiz, merak etme. Yoldayız. Hı-hı. Kısmetse öğleden sonra varırız. Evet. Nesrin. O da iyi. Uyuyor. Dinleniyor biraz. Tamam, merak etme sen. Yavaş geliyoruz. Görüşürüz. Nesrin, Nesrin, Nesrin. Merak ettiğin kadar bir kez de beni merak etseydin be. Lan bak, uygarlığa yaklaştığımızda burada içecek bir şeyler alalım. Peki efendim. Kendimize geliriz biraz. Şerife. Küçük Hanım günaydın. Günaydın Şerife. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Nesrin Hanım'ın odasındaki çiçekleri değiştirmeye gitmiştim de ben. Aa, çok iyi yapmışsın Şerife. Hikmet anneciğim, Nesrin yengemin bakımı düzenli yapılsın ne olur. Yani oda her zaman tertemiz olmalı. Yani bu onun sağlığı için çok önemli biliyorsun. Sen merak etme kızım. Çok mu kötüymüş Nesrin Hanım? Sana ne kızım? Hadi sen işine bak. Bilmiyoruz Şerife. Doktorlar temiz hava alabileceği bir yere gitmesini istemişler. Tek bildiğimiz bu. Allah acil şifalar versin hanımefendi. Sağ ol. Biz bu odayı kontrol edelim Hikmet anneciğim. Tamam kızım. Nasılsın Şerife? Kaç saattir neredesin kız sen? İşim vardı anne. Ne oldu, ne bu surat? Bir gün şu Hikmet çalısının yemeğine fare zehri koyacağım, az kaldı. Ha, sen mi ben mi? Git kahvaltılıkları getir hadi. Anladım komutanım. Tabii. Tabii.
Tamam tamam, ben hallederim. Tabii ki. Sağ olun, iyi günler. Hayırlı sabahlar beyim. Sana da Remziye Hanım, sana da. Remziye Hanım, bana Hüsnü'yü çağırır mısın? Baş üstüne. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Günaydın Hikmet Hanım. Günaydın efendim. Amcamlar ne zaman gelirler? Biraz önce konuştum. Bir iki saate kadar burada olurlarmış. Senin canın bir şey mi sıkıldı babacığım? Hayırdır baba? Ne oldu? Bizim Kahya Hüsnü'nün kardeşi. İyi olmadın. Yangın. Ne oldu? Kurtulduk. Kurtulduk ablam. Yağlar var baba. Bunlar da iyi. Sen onları düşünme şimdi. Nerede? Başka odadalar. Geçmiş olsun. Sağ ol. Biraz konuşalım mı? Olur, konuşalım. Buyur, dinliyorum. Sabah evde yapılan araştırmada yangın neden çıktığı anlaşıldı. Neden çıkmış? Elektrik kontağından. Oh baba. Babam evin elektrik işlerini hep kendi hallederdi. Bunları görmek istiyorum komutan. Anamı, babamı. Görmesen daha iyi olur. Cenazeleri öğleden sonra defnedilecek. Nasıl yapacağız? Her şeyimiz yandı. Hiç kimsemiz yok. Bir amcam varmış. Ona haber verdik. Konuşmazdı babamla. Çocukluğumdan beri yüzünü bile görmedim. Biliyorum. Konuşmuyordunuz kardeşiyle. Ama yine de kardeş işte. Eğer istiyorsan Hüsnü, bir uçak bileti ayarlayalım, cenazesine git. Onların öldüğünü nasıl söyleyeceğim? İkisine de öyle düşkündü ki. Kahrolur. Bir süre daha söylemeseniz iyi olur. Varmış Hüsnü. Ne dedi Necip Bey? Hüsnü. Hayırdır? Hortlak mı gördün sen? Ne bu surat? Ne oldu? Ne oldu baba? Ay deli eder bu adam insanı.
Ne oldu Hüsnü, bir şey desene. Kardeşim Salih. Ne olmuş Salih'e? Ölmüş. Ne?